Giresun Adası'na turumuz başlıyor. Şansımıza bugün de hava çok güzel. Bu tur her gün günde 3 kere yapılıyor. Saat 14, 16 ve 18. Rehber eşliğinde adada yarım saat geziyorsunuz. Doğu Pontus bölgesinin önemli yerleşimlerinden biri olan antik Keresos kentinin 1.7 kilometre açığında bulunan Aretias adası, Doğu Karadeniz'de antik dönemde ve orta çağda yerleşime sahne olmuş tek adadır. Tamamı sularla çevrili olan adanın içerisinde manastır, kilise, kule, çukurları gibi yapılar mevcuttur. Yapı moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Yazılı kaynaklara göre 4 katlı olduğu düşünülmektedir. Yapı oldukça tahrip olmuştur maalesef. Giresun Adası, Kefken Adası ile birlikte Karadeniz'de bulunan Türkiye'ye bağlı iki adadan biridir. Giresun Adası kıyıdan 1.6 kilometre açıkta olup 40 bin metrekare alana sahiptir. Adada bulunan Latince'de humuza kelimesinden gelen ve doğum anlamında kullanılan Hamza taşı adı verilen bir kaya parçası, Kibele inancının adada varlığını devam ettiren bir kanıt olarak durmaktadır. Hamza taşına çocuğu olmayan çiftler kaya etrafında dualar etmekte, hatta bir geceyi de adada geçirdikleri bilinmektedir. Doğurganlığın ve bereketin bir zembülü olarak görülen Hamza taşı etrafında şekillenen gelenek, her yıl Mayıs ayının 20'sinde Mayıs 7'si törenleriyle Aksu şenlikleri kapsamında devam ettirilmektedir. Giresun Adası'na Giresun Limanı'nda hareket eden tekne turu ile ulaşmanız mümkün. Bir cennettir Giresun diye boşuna dememiştir. Kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer diye düşünüyoruz. Giresun Adası'nı sizlere biraz tanıtayım dedim. Bir kusurum olduysa affola. Düşürdüler tuzağa.
Giresun'dan selamlar. Sağlıcakla kalın.